Herkese merhaba. Arkadaşlar, kışa girmeden harika bir tur tarifiyle bu videomda sizlerin karşısındayım. Burada hemen malzemeleri tanıtarak videoma başlıyorum. Bir büyük baş sarımsaklarımız var. Birkaç bağ dereotu ve maydanoz kullanacağız. 2 kilo kadar burada doğranmış domatesimiz var. Yine 1-2 kilo kadar da acı tatlı karışık biberimiz var. Tabii siz eğer tatlı seviyorsanız acı biber kullanmayabilirsiniz. 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı da sirke kullanacağız. Evet, şurada hemen değinmek istiyorum. Olmazsa olmazımız tabii ki kaya tuzu arkadaşlar. Hala milyon gören kanalların insan sağlığını hiç düşünmeden limon tuzunu marifetmiş gibi turşularda kullanmasını şiddetle buradan kınamak istiyorum. Gerçekten ev yapımı tariflerde özellikle limon tuzu adı altında sitrik asiti kullanmayalım turşularımızda. O yüzden hiçbir tarifimde limon tuzuna yer vermiyorum. Bu tariflerle şahane bir turşu yapacağız. Öncelikle biberlerimizi de ince ince doğrayalım ya da siz nasıl uygun görüyorsanız birer santim büyüklükçe ince ince doğrayarak ben videoma devam edeceğim. Daha sonra akabinde diğer malzemelerle de turşumuzu devam ettireceğiz yapmaya. Ben bu şekilde doğramayı tercih ediyorum çünkü salata şeklinde bir turşu olacak. O yüzden aşırı büyük doğramaktan kaçınalım. Derin bir tencereye arkadaşlar 1 su bardağı zeytinyağı, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yine 1 su bardağı da sirkemizi koyuyoruz. Elma ya da üzüm hiç fark etmez. Burada zamanlama önemli. Doğramış olduğumuz biberlerimizi 5 dakika kadar arkadaşlar kaynayana kadar pişiriyoruz. Yani öyle saatlerce söylendiği gibi bir kavurma şekli yok. Melemen gibi bir kavurma şekli yok. Bunu çünkü turşu gibi tüketeceğiz, salata gibi tüketeceğiz. O yüzden sadece kaynatmamız gerekli. Maksimum 5 dakika. Akabinden de doğramış olduğumuz diğer malzemeleri, domateslerimizi ilave edeceğiz. Görüyorsunuz kabarmaya başladı. Domateslerimizi ilave edelim. Yine doğramış olduğumuz sarımsaklarımızı da ilave ediyoruz. Toplamda 10 dakika kaynatmış olacağız. Üzerine de arkadaşlar dereotumuzu, maydanozumuzu koyacağız. Şimdi kaya tuzunu da ilave edeceğim. Burada 3 kilo kadar malzememiz oluştu. Damak tadınıza göre yaklaşık 2,5-3 yemek kaşığı kadar kaya tuzu koyalım. Tadına da bakabilirsiniz. Nasıl uygun seviyorsanız ama normali 3 kiloya 3 yemek kaşığı kaya tuzu olacak. Kesinlikle limon tuzu koymadan en sağlıklı şekilde yapıyoruz. Yani limon tuzu koymamanızı bu tarifte özellikle hiçbir bozulmanın olmayacağını, sıcak kavanozlayacağımız için limon tuzuna hiç gerek olmayacağını söylemekten kaçınmıyorum. Üstüne basa basa da limon tuzu kullanmamanızı rica ediyorum. Evet, bir 5 dakika daha kaynadıktan sonra dereotumuzu, maydanozumuzu arzuya göre onları da ilave edeceğiz arkadaşlar. Kaynamaya başladı malzemelerimiz. Altını kapatıyoruz.
Otlarımızı ilave ediyoruz. Karıştırıp kavanozluyoruz sıcak sıcak. Böylece hiçbir bozulma olmuyor. Hem sağlıklı hem de son derece lezzetli kaşık kaşık yiyebileceğiniz kış turşunuz hazır arkadaşlar. Güvenle tüketebilirsiniz. Denemeyi yorumlar kısmından görüşlerinizi yazarak bana destek olmayı ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kitleye ulaşmasını sağlarsınız. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Arkadaşlar gerçekten şahane olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir kısmını yemek için ayırdım. Diğerlerini de kavanozladım. Görüyorsunuz rengiyle, tadıyla efsanevi bir salata, kaşık kaşık tüketebileceğiniz bir turşu tarifi. Hoşça kalın.